A Haber'den iyi akşamlar sayın seyirciler. Ben Özgöz Salman. Pazartesi sendromuyla karşınızdayız. Türkiye'nin yoğun gündemine yine bu akşam değerli katılımcılar Salih Tuna, Ali Bayramoğlu, Avni Özgürel ve Fikri Sağlar'la beraber mercek altına alacağız. Başbakan Erdoğan'ın evinin altında dinleme cihazı bulunduğunu açıklamasının ardından devlet başkanlarını kim ya da kimler niçin dinler, bu dinlemeler nelere yol açar sorusu gündemde. Programımızın ilk dakikalarında Türkiye'nin yakın siyasi tarihinde yaşanan telekulak skandallarını ve bunların amacının ne olduğunu konuşacağız. Ayrıca terörle mücadelede entegre stratejisinin nasıl işleyeceğini, gelinen son durumla beraber PKK'nın Ergenekon'un Kürt kanadı olup olmadığını ve kuvvetler ayrılığı tartışmasında yeni anayasa sürecine etkilerini masaya yatıracağız. Tabii interaktif bir yayın gerçekleştiriyoruz biliyorsunuz sayın seyirciler. Dolayısıyla sizler de soru ve görüşlerinizi Twitter adresimiz olan PZT_sendromuna gönderebilirsiniz. Ben bütün katılımcılarımıza hoş geldiniz diyerek programı başlatıyorum. Ve ilk haber bandımızı girelim istiyorum. Çünkü Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı televizyon programında kaydettiği sözler gündeme bomba gibi düştü diyebiliriz. Kendisinin de dinlendiğini ifade etti Sayın Başbakan ve evimin altındaki ofisinde dinleme cihazı bulundu sözleriyle dile getirdi bu konuya ilişkin bilgileri. Haber bandımızı izleyelim. Ondan sonra katılımcıların değerli görüşlerine başvuracağız. Nixon had secretly tape recorded his conversations. Devlet liderlerinin ofisine böcek yani dinleme cihazı yerleştirmek aslında pek yeni bir faaliyet değil. Öyle ki 1970'lerde Amerika Birleşik Devletleri tarihinde önemli bir yer eden Watergate skandalının önünde de dinlemeler yatıyordu. 17 Haziran 1972'de 5 hırsız Watergate iş merkezindeki bir büroya girerken polis tarafından yakalanarak tutuklanır. Bu büronun o dönem ana muhalefet partisi Demokratik Parti'nin merkezi olduğu ortaya çıkar. Sürdürülen soruşturma hırsızların Nixon'ın partisi olan Cumhuriyetçi Parti ile bağlantılı olduklarını ve amaçlarının Demokratik Parti'nin telefonlarını gizlice dinlemek üzere mikrofonlar yerleştirmek olduğunu ortaya koyar. Tabii sonraki süreç olayın dünya siyasetinin dönüm noktalarından biri olmasına neden oldu. Türkiye'de ise bazı kaynaklar 1961'de Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel'in telefonlarının dinlendiğini yakın çevresine söyleyip tedbirler aldığını ortaya koymakta. Yine 1977'de Bülent Ecevit de telefonunu MIT'in dinlediğini tespit ettirmiş. Öyle ki Ecevit'in çaldığı zaman doğrudan kendisinin açtığı ve numarasını bilmediğini de basın toplantısı sırasında gazetecilerin sorusu üzerine açıkladığı, direkt telefonun dinlemeye açık olabileceğini ifşa etmesi de manidar. Başbakan Ecevit'in sekreter hattından geçmeyen telefonunun arayan tarafa hoparlör vazifesi görebileceği geçmişte iddia edilmişti. 1984'te ise dönemin Başbakanı Turgut Özal'ın konutundaki telefonlarda dinleme cihazı çıkmıştı. Merhum Özal'ın gizli konuşmalarını makamında değil, bahçede yaptığı, Yılmaz Başbakanken makamını sık sık MIT'e arattırdığı bazı kaynaklarda yer almıştı. Geçen hafta sonuna damgasını vuransa Başbakan Erdoğan'ın ofisinde dinleme cihazı bulunduğunu ve soruşturmanın sürdüğünü belirtmesiydi. Ben de dahil bu dinleme bitmemiştir. Bu evimin altındaki ofisimde olan şey. Sabah gazetesi yazarı ve Özal'ın eski müsteşarlarından Hasan Celal Güzel, bu sabah A Haber'de yayınlanan satır arası programında dinlemelerle ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı. Ergenekon tipi yapılanmanın kırıldığını belirten Güzel, gizli dinlemelerin arkasında Mossad, CIA ve Alman istihbaratının olabileceğini belirtti. En büyük güçlerden birisi olarak gösterirken elbette Türkiye dış istihbarat servisleri için çok cazip hale geliyor. Bu konuda aramızda problem meydana gelen İsrail dolayısıyla dünyanın en mükemmel işleyen istihbarat servislerinden birisi olan Mossad'ın bu konularda çok fazla rolü olduğunu düşünüyorum ben. CIA de elbette çok güçlü bir servistir. Gene Alman istihbaratının Türkiye üzerindeki dinlemelerinin arttığı edinilen intibalardan bir tanesidir. Evet, değerli katılımcılarımızdan Sayın Özgürel, Sayın Bayramoğlu ve Sayın Salih Tuna'nın müsaadesiyle Sayın Fikri Sağlar'la başlayalım.
Sayın Sağlar, efendim izlediğiniz haber bandımızda da Türkiye'nin yakın siyasi geçmişine baktığımızda birçok devlet adamının telekulak skandalıyla maalesef yüzleştiğini görüyoruz. Ta 61'den örnek verdik. Mesela Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel, 77'de Bülent Ecevit, 84'te Başbakanken Turgut Özal, yine Mesut Yılmaz var, Tansu Çiller var. Şimdi milenyum çağında da Sayın Başbakan bundan muzdarip. Bunu nasıl bir yere oturtuyorsunuz, nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani devlet adamlarının kim ya da kimler niçin dinler? Nasıl tespitler yapmak mümkün? Aslında tabii bu tip dinleme olayları hem kişilerin kendilerinden şikayetle hem de ilgili kurumlar aracılığıyla ortaya çıkarılmıştır. Tarihte hem ülkemizde hem de diğer ülkelerin tarihlerinde biraz evvel sizin de verdiğiniz gibi benzeri olaylara hepimiz tanıklık şahit ettik olduk. Ya da tarihte okuduk. Şimdi aslında kim dinler? Herkes herkesi dinleme sevdasında ve hevesindedir. Biri bizi gözetliyor programlarının bütün ülke tarafından, çok bütün ülkeler tarafından. Yani Fransa'da bir fenomen olmuştu örneğin. Anlayışına baktığımız zaman insanların, toplumların bir diğerinin ne yaptığıyla ilgisi son derece fazladır. Ama tabii siyasetin, devlet yöneticilerin dinlenmesindeki sadece bir insancıl ilişki, ilgi, merak değildir. Onun da ötesindedir. O nedenle ben özellikle demokrasisini, hukukun üstünlüğüne inanan bir devlet olmayı becerememiş ülkelerde bu tip dinlemelerin daha fazla olduğunu düşünüyorum. Demokrasisini gerçekleştirememiş, kurumlarını, kurallarını oluşturamamış. Daha fazla mı, daha fazla ortaya çıktığını mı düşünüyorsunuz? Daha fazla olduğunu ve daha fazla da ortaya da, daha, yani dolayısıyla da ortaya çıkıyor. Vardır da ortaya çıkmıştır. Şöyle, ortaya çıkması bir otoriteden kaynaklanmıyor. Kurumların birbirleriyle yapmış olduğu kavga sonrasında o çatışmanın ortaya savurduğu belgelerle ortaya çıkıyor. Yani kişi dinlendiğini ancak dinleyen kurumun diğer bir başka kurumla çatışma haline girdiği zaman farkına varabiliyorsunuz. Doğrudan doğruya bunu bulamıyorsunuz, bilemiyorsunuz. Bizim de başımızdan geçti. Rahmetli Erdal İnönü ile birlikte ben parti genel sekreteri olduğum dönemde SHP'de meclis odamızda yapmış olduğumuz toplantıların daha henüz ertesi gün icraya geçmeden, yani uygulayacağımız politikalar icraya geçmeden Özal'ın bunlar şunu yapacaklardır diyerek karşımıza çıktığını tahmin etmiştir canım İnönü'nün. Yani Erdal Bey çok tahmin edilecek birisi değildi o anlamda. Yani Özal dinlettirmiş olabilir mi? Bu doğrultuda ben de onu çünkü söyleyeceğim. O anlama geliyordu. O zaman Özal çok öngörüyordu. Yok, bence sonradan da bizde de olduğunu ortaya çıkardık. Ben o zaman Sabahattin Çakmakoğlu'ydu, Emniyet Genel Müdürü. Ona gitmiştim. Demiştim ki ya biz dinleniyoruz. Yani böyle bir kuşkumuz var. Gelin bizim şeyimiz var. Verdiği cevap çok ilginçti. Fikri Bey, biz dinleyecek teknolojiye sahip değiliz. Biz 1980'li yılların sonlarına doğru. Biz değil de başka tarafa bakın. Siz bir istihbarat teşkilatından konuşun. Ben de o zaman istihbarat teşkilatı başkanı Hayri Ündül'dü. Yanlış hatırlamıyorum. Hayri Ündül Paşa'ya gitmiştim. Dedim ki ya biz dinleniyoruz, böyle bir kuşkumuz var, ana muhalefet partisiyiz ve böyle bir kuşkumuzu da ciddiye almamız gerekiyor. Ya dedi hepinizin hakkında zaten dosya var diyerek geçiştirmişti. Şimdi bu kadar ciddiye, tabii ben bu işi biraz mizahi anlatıyorum ama çok da ciddi mücadeleler içerisindeydi. Nitekim Mesut Yılmaz'ın daha sonra evinde böcekler çıktı. Sizin de biraz evvel söylediğiniz gibi. Bugün içinde Sayın Başbakan bundan şikayet ediyor. Doğrudur. Yani şikayet edilmesi gerekir. Ama sonunda bilgiyi sızdırma, öne gitme ve ne yapılacağını öğrenme. Bu nedenle devletler istihbarat teşkilatları kurmaktadırlar ve buna büyük paralar harcamaktadırlar.
Ancak şöyle bir şey de söylemek gerekiyor. Yani bu hemen başkalarıdır dememek lazım. Ben hukuk devletlerinde böyle eğer hukukun üstünlüğüne inanan bir devlet yapınız yoksa zaten birbirinizi fişlemek, birbirinizi takip etmek gibi bir alışkanlığınız varsa sizi de çok rahatlıkla dinleyebilirler ve o alışkanlıklarını devam ettirirler. Yani derin ilişkiler ağı içerisinde kendi egemenliklerini, milletin egemenliğini değil de kendi egemenliklerini sürdürmek isteyen o devletin asker, bürokrat yapısının da işin içerisinde olduğu yapılar mutlaka dinlerler. Keza Başbakan'ın sözlerine baktığımızda sanki devletin içinden bazı birimleri işaret eder gibiydi. Sayın Avni Özgürel, bu noktada müsaadenizle Sayın Sağlar hemen dönelim. Şimdi o zaman bu durumda devlet içinde bir başka unsurun oluştuğunun söylemek mümkün mü? Çünkü kimi yazarlar da bugün adres göstererek sanıyorum bugün gazetesi yazarlarından. Yine devletin içinden özellikle tırnak içinde bir kuvvet komutanlığı içerisinde illegal bir işte yapılanmaya işaret ediyor. Bunlar olası mıdır? İhtimal veriyor musunuz siz de geçmişe de bakınca? Vallahi şöyle bir şey var. Yani Topkapı Sarayı'nı Sayın Bakan bilir. Arkadaşlarımız da biliyorlar. İçinde süs havuzları var odaların. Evet. Bu süs havuzları konuşulan duyulmasın diye. Yani padişahını bile... Ayrıca su muslukları, su muslukları. Tabii su muslukları. Ama o sadece konuşulan duyulmaması için değil. Envai çeşit faydası vardı onun. Hayır, envai çeşit faydası var ama dediğim gibi oda içindeki konuşmada evet, ses dalgasını kırmak için o. Yani kendi padişahını dahi dinleyebilme imkanı veren bir şey veya merakı var. Bu devlet, bizim devletimiz esasında herkesi dinleme esasına kurulmuş. Kim ne yapıyor? Bizim devlet bilmek ister. Başbakanı da bilmek ister. Ben daha şimdiye kadar çok özel bir şey konuşmak isteyen başbakanın odasındaki televizyonun sesini, düğmesini sonuna kadar açmadığını görmedim ben daha. Bütün başbakanlar çok özel bir şey konuşacaklarsa odadaki ses işte veren cihazı, şarkı, türkü neyse onun sesini yükseltirler. Özal'da efendim şey bahçeye çıkıyormuş. Hepsi var yani. Hepsi Hasan böyle. Celal Güzel yani, öyle söylüyor mu? Yani, bahçede yaparmış en önemli çünkü görüşmelerini. Çünkü teknolojinin çok yakından alakalı olduğu için Özal ses frekansıyla, radyo ses frekansıyla konuşmasını ayırt edecek teknolojilerin olduğunu biliyordu. Onun için bahçeye çıkıyor. Yani şimdi ben mesela rahmetli Erbakan'ı falan filan tanıyorum. Yani bu manada. Dolayısıyla bunun hala devam ediyor olmasını da şaşırmıyorum. Bundan dolayı Sayın Başbakan'ın yakınıyor olmasına hak vermek elde değil. Ama bunu kim yapıyor sorusunun cevabını yani burada fal açmak gibi olur. Şu kuvvet komutanlığının içinde filanca var, peşmekanca, emniyet veyahut da şu diye. Bu şu ana kadar Türkiye'de işte o susurluk soruşturması sürecini bildiği için Sayın Bakan şey yapabilir, bu konuda daha fikir sahibidir. Evet. Ama ben şimdiye kadar Türkiye'de bu rahmetli Bülent Ecevit'in yine rahmetli İsmet İnönü'den genel başkanlığı aldığı kongre öncesi CHP telefonları dahil buna. Yani İsmet İnönü'nün evindeki telefonlar dahil. Yani bütün bunları kimin neden dinlediğine ilişkin bir delilin, bir bulgunun daha şimdi adliyeye intikal ettiği yok. Sadece bu az önce söylediğim örneği rahmetli Kamil Kırıkoğlu söylediği için biliyorum. Sayın Bayramoğlu. Önce tabii şunu söylemek lazım. Aslında arkadaşlarımızın söylediği o. Ama biraz daha altını kuvvetle çizmekte belki fayda var. Tabii bu Türkiye'de devlet-siyaset ilişkilerinin özünü resmeden bir durumdur. Devletin farklı bir güç alanı, siyasetin onun işletmecisi değil de sanki onun dışında farklı bir güç alanı gibi telakki edildiği, kurulduğu bir sistem. Siyaset alanı ayrı, devlet alanı ayrı ve devletin siyasete, siyasi aktörlere yönelik mutlak güvensizliği. Bu Türk siyasal sisteminin, Türkiye'deki devlet ideolojisinin ana parametrelerinden bir tanesi olmuştur bu güvensizlik.
Bu güvensizlik darbelerden takiplere, işte dinlemelere kadar uzanır. Şimdi son olaya gelince tabii ürkütücü. Başbakanın böyle bir şey söylüyor olması neden ürkütücü? Çünkü 2002'den bu yana yaşanan bir süreç var Türkiye'de. Özellikle 2007'den sonra bu süreç siyasi iktidarın devlet alanı içerisinde bir tür hegemonya kurma görüntüsüyle devam ediyor. Yani askerin pasifize edildiği, emniyetin iktidar tarafından daha rahat denetlendiği, özellikle MİT'in, değil mi? Başbakanın seçtiği kişi tarafından yönetildiği bir doku. Buna rağmen böyle bir dinleme söz konusuysa burada tabii sorulacak pek çok soru var. Tabii. O zaman bu sorulardan bir tanesi tabii dışarıya gönderme yapabilir. Buna hiç şüphe yok. Yani eğer dışarıya, dış ülkelere gönderme yapıyorsa çok daha vahim bir soruyla karşı karşıyayız demek ki. Örneğin İsrail diyelim. Devrede olabilir. Kime söyleseniz bugün sokakta yani olabilir der. Ama tabii burada ilk akla gelecek mesele bunun bu kadar rahat yapılıyor olabilmesi, bunun bu kadar filtrelerden geçebiliyor olabilmesi sorudur. Dolayısıyla ben yine asıl faktörün içeride olduğunu düşünüyorum. Yani bir dinleme varsa bu içeriğiyle ilgili bir dinlemedir. Bu da hala devlet alanı içerisinde bir kavganın devam ettiğini gösterir. Mesela örtülü ödenekten bütçe ayrılmış olan Ergenekon süreci içerisinde ortaya atılan bir takım veriler var ki çok şaşırtıcı. Mesela jandarma bünyesinde illegal dinleme izleme birimi oluşturulmuş ve buraya da bütçe aktarılmış. 354. klasörde yine Ergenekon davası çerçevesinde yer alan belgelerde adil yargılamayı etkileme davasının ek delil klasörlerinde. Yani merak edenler için söylüyorum. Casusluk davasının delilleri arasında bu alanda hayli çarpıcı bir takım veriler söz konusu. Sayın seyirciler, yine İşçi Partisi'nin yapılan aramalarda başbakanın görüşmelerinin ses kayıtları bulunmuştu ve Aydınlık Gazetesi bunları yayınlamıştı. Gölcük'te çıkan belgelerde de AK Partililerin nasıl dinleneceğine dair bir takım talimatların söz konusu olduğu biliniyor. Dolayısıyla bütün bu bilgiler ışığında Sayın Sayın... Ben lafımı bitirmedim ama. Ha, tabii buyurun. Lafımı ağzımdan ben aldınız, verileri ana yok. Hayır, bitirmedim. Tamam, siz araya sonra girdiniz. Evet, sonrasını söyleyeyim. Burada kurum kim? Ana soru ve tartışma budur. Başbakan madem bir kuruma işaret etti, o zaman iki şey akla gelir. Bunlardan bir tanesi olağan şüpheliler. Olağan şüphelileri siz saydınız. Evet. Ergenekon vesaire vesaire asker. İyi ki girmişim o zaman öyle. Bel fıtığım var, canım dayandığı için geçmiş biraz olsun. Aksi aksi konuşuyorsam kusuruma bakmayın. Yok, estağfurullah. Ama şunu da unutmamak lazım ki siyasi iktidarın siyasi iradeyi ya da siyasi gücü devşirme dönemini siyasi iktidar tek başına yapmadı. Özellikle emniyet içerisinde çeşitli gruplaşmalar siyasi iktidarla bir hem aynı olmayan hem yakın olan bir ilişki, bir ittifak kurdu. Bugün Ergenekon davası etrafında tartışılan bütün kaçaklar, ihlaller ya da eksiklikler bu tür ithamlar etrafında da ele alınıyor. Delil üretmeler, dinlemeler, bu dinlemelerin kişilerin aleyhine kullanılması... 7 Mart tarihi miydi MİT krizi? Evet. Şubat mı? Evet. 7 Mart tarihinde biliyorsunuz Türkiye'de büyük bir devlet krizi yaşandı. Yani bir tür icra alanına... Şubat. İcra alanına müdahale eden bir yargı, adeta tutuklanacak duruma kadar getirilen bir, görülmüş bir iş olmayan bir MİT müsteşarı. Tabii bunun arka planına baktığınız zaman, bunun arka planında devlet içerisindeki farklı güçlerin bir bilek güreşi olduğunu görürsünüz. Neden bugünkü dinleme bununla ilgili olmasın? Evet, mutlaka bir devlet kurumunun içinden dinleniyordur. Herhalde sokaktan geçen 3-5 kişinin organize olduğu bir dinleme değildir. Ama devlet kurumu dediğimiz zaman olağan şüpheliler, tabii ki olağan şüpheli onlar, her zaman olabilirler. Dışında da akla gelecek başka güçler var. Asker açısından şunu söylemek isterim. Ben bugün askerin dinleme yapacak bir mecalini kaldığını düşünmüyorum.
bana soracak olursanız. Yapabilir mi? Yapabilir. Tabii yapabilir. Yani o mecali hisseden gruplar da olabilir. Yapılar da olabilir. Ergenekon uzantıları da olabilir. Ama ana hatlarıyla baktığımız zaman... Askeriyenin o dinleme birimlerinin MİT'e devredildiğini... Onu da biliyoruz. Onu da biliyoruz. Dolayısıyla biliyoruz. Yani biraz emniyet... Ben biraz emniyet... Gelişkin olanlar işte yani. Burada daha emniyet kokusu alıyorum. Tabii bu bir spekülatif bir varsayım. Koku alıyorum budur diye bir iddia değil. Yarın internet sitelerinde Ali Bayramoğlu emniyet dedi diye görmek istemem. Onun için dolayısıyla şuna bakmak lazım. Bir, devletin siyasete yönelik güvensizliği bu tür dinlemeleri Türkiye'de mutlak kılmıştır. İki, devlet içerisindeki güç mücadelelerinde devlet kurumları ve devlet kurumlarının imkanları sıkça devreye girmiştir. Mesela Fikri Bey'e sormak isterim ben. Susurluk döneminde Çiller'in eşi, MİT ilişkilerinde de bu tür iddialar oldu. Belki de siyasi nedenlerle kurumların kullanıldığı dahi söz konusu olabilir, olmuştur. Bu da hatırlıyorsun Sayın Çiller'le Genelkurmay Başkanı arasındaki radyo telefon konuşması, yani Çiller'in arabasından yaptığı konuşma bir gazetede tam metin olarak yayınlandı ertesi gün. Tabii. Yani bu ana hatlarıyla söyleyeceğim. Hı-hı. Bu bir mesele. Bu meselede de iktidar kavgalarını ve bugün görünmeyen iktidar kavgalarını ihmal etmemek lazım diye düşünürüm. Düşünüyorum. Şimdi Erkan'ın soruşturması yürütülürken bunun bir ayağı da yani PR'ıydı. Yani toplumsal bir katkı, bir destek aranıyordu ve unutmayalım ki internet üzerinden ya da başka mecralar üzerinden bu telefon dinlemeleri söz konusu ediliyordu. Şimdi biz o dönemde çok konuşmayıp da şimdi bir telefon dinlemesinin üzerinden bütün bu telefon dinlemeleri teşrif masasına yatırmak çifte standart gibi algılanabilir. Kendi adıma söylüyorum. Bu telefon dinlemelerinden baştan beri şekvacıydım ben. Hele ne bunun telefon dinlemelerinden baştan beri şekvacıydım ben. Çünkü bu üstelik bulaşıcı bir şeydir. Sıradan vatandaş da bu konuda kaygılı oluyor, endişeli oluyor. Gürsel Tekin de bu konuda bir ara konuşmuştuk. Ve o bunu şöyle söylemişti. Sıradan vatandaş bile traktörlerle ilgili köyde bir sorunu bile söylerken yüz yüze konuşmamız lazım diyordu. Aynı şey bizim aramızda da çok basit meselelerde bile o hale söz gelmişti. Konusu olmuştu. Ben bir milletvekili arkadaşımla konuşurken şöyle bir şey söylediğimi iyi hatırlıyorum. Televizyonda X adında bir şahıs konuşma yapmıştı. Çok beğendiğim birkaç cümlesiydi. Çok radikal çıkış şeklinde tanımlanabilecek. Evet. Böyle söylediğini ifade etmek için bir ara zorluk çektim ve dedim ki yüz yüze görüşürüz. Arkadaşım beni uyardı, demişti ki televizyonda söylenen şeyi neden bana söylemekte çekiniyorsun? Demek ki böyle korkunç bir psikolojik baskı altındaydık. Bu doğru değil. Bir kere ilk başta ne şekilde olursa olsun buna karşı çıkmak lazım. Yani karşı çıkmak lazım. Bunun üzerinden, evet. Hayır, bunun üzerinden kamuoyu oluşturulmaması gerekiyor hiçbir zaman. Hı hı. Devlet bu konuda hukuki dinlemeler söz konusudur. Zaten biz de ona yasal dinleme diyoruz. Evet. Ama bunları siz medyanın üzerinden yaparsanız o zaman toplumu korkunç baskı altında tutuyorsunuz. Meşru dinlemeler konusunda da ister istemez biz mesafemizi koymak zorunda kalıyoruz. Genel anlamda benim bakışım bu ama... Yani siyasi polemik malzemesi dahi yapılmamalı. Yapılmaması gerekiyor. Çok önemli. Ama virgül koymak durumundayım. Beni uyardılar, reklama gitmek zorundayım. Ama ben... Dönüşte siz lütfen, size devam edeceğiz tabii ki. Kısa bir reklam arası veriyoruz. Aranın ardından pazartesi sendromu devam edecek. Şov, Noel Baba istifa etti. Güney Kutbu'ndaki yazlığına yerleşen Noel Baba... Size çok yüz verdim, artık Akses versin dedi. Öyleyse veriyoruz. İşte Akses'ten 100 lira ve üzeri alışverişlerinizde toplam 100 liraya varan çip para. Üstelik çekilişsiz, kurasız. Yeni yıl yazın 45-66'ya gönderin, Akses'le siz de kazanın. Oh.
aracınızın ay temize gelmesini beklemeyin. Siz getirin. Optimum performans ve tasarruf yakıtı alın. Daha az yakıtla daha çok yol gidin. Tasarruf Optimum'da, Optimum ay temizde. TTNET'ten yepyeni bir teknoloji daha. Ortak kota. Evinizde ADSL var değil mi? Hı hı. Sokakta da 3G'niz. Bu ikisinin kotası artık ortak. Böylece siz de kuşlar gibi özgür olun. Ya benim neyim özgür arkadaşım? Yukarıdan sizi inceliyorum. Oh, ortak kotayla internette bir gezmeler bir tozmalar. Asıl siz özgürsünüz arkadaşım. TTNET. İletişimde özgürlük, eğlencede özgürlük. UFO. İşte Paraf'tan yılbaşı hediyesi. 31 Aralık'a kadar beyaz eşya, elektronik, giyim, ayakkabı, çanta, aksesuar ve kozmetikte yapacağınız toplam 250 lira ve üzeri alışverişe 25 lira, 500 lira ve üzeri alışverişe 50 lira değerinde Paraf para hediye. Sınırlama, kısıtlama yok. Buyurun, ayrıcalıklar bu Paraf'ta. Vestel'den akıllı ekranlar teknolojisi Vestel Smart Center. İster televizyondaki görüntüyü tablete alın, dilediğiniz yerde izleyin. İster tabletteki fotoğraflara büyük ekranda bakmanın keyfini yaşayın. Dilerseniz sevdiklerinizle dev ekranda görüntülü konuşma yapın. Akıllı ekranlar teknolojisiyle Vestel 3D Smart TV ve Vestel Smart Tablet. Evinizdeki muhteşem ikili. Vestel, dost teknoloji. Picasso ve kadınları, Shakespeare'in krallarıyla Monet'in bahçelerinde buluşup Can Yücel'in şiirlerini dinlerlerse ne olur? Her gün sanat olur. En son sergiler, bileti tükenmiş konserler, nefesinizi kesen filmler, güldüren, ağlatan tiyatro oyunları ve sizi alıp götüren kitaplar. Yani sanat ve sanatçılar, hepsi her gün sanatta. Meltem İnan'la Her Gün Sanat, hafta içi her gün 16.15'te A Haber'de. Yeni yıllarınız olsun Mehmet Bey. Başınıza bonusun talih kuşu kovmuş. Şöyle ki 75 TL ve üzeri her alışverişinizde bir çeyrek milli piyango bileti bedava. Misal yılbaşı elbiselerinizi, hediyelerinizi, malzemelerinizi aldınız. Hop 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 hediye biletlerinizi de aldınız. Üstelik amorti garanti. Bize de çıkabilir. Veya biz de çıkabiliriz. İnternete ayrı, televizyona ayrı ödeme yapmaya gerek yok. Şimdi limitsiz internet ve televizyon bir arada internet fiyatına. Yani ayda sadece 59 liraya. D-Smart. Of, çamaşır makinem eskisi kadar temiz yıkamıyor. Kalgon kullanmıyor musun? Yo, neden? Makineniz eskisi kadar iyi yıkamıyorsa nedeni ya makineyi bozan kireç ya da makinede birikip çamaşırlarınızın iyi yıkamamasına sebep olan kalıntılardır. Her yıkamada Kalgon ikisi bir arada kullanın. Yeni Kalgon ikisi bir arada sadece kireci önlemekle kalmaz, biriken kirlerin makineden atılmasına da yardımcı olur. Makinenizin daha iyi yıkaması için yeni Kalgon ikisi bir arada. TTNET'ten yepyeni bir teknoloji daha. Ortak kota. Evinizde ADSL var değil mi? Hı hı. Sokakta da 3G'niz. Bu ikisinin kotası artık ortak. Böylece siz de kuşlar gibi özgür olun. Ya benim neyim özgür arkadaşım? Yukarıdan sizi inceliyorum. Oh, ortak kotayla internette bir gezmeler bir tozmalar. Asıl siz özgürsünüz arkadaşım. TTNET. İletişimde özgürlük, eğlencede özgürlük. Turuncu indirim geliyor. Teknosa'da fiyatlar iniyor, iniyor. Samsung S5620 Monte cep telefonu 349 lira. Samsung WF1802WPC çamaşır makinesi 1099 lira. Teknosa'ya gelin, yeni yıla indirimlerle girin. Teknosa, herkes için teknoloji. Teknosa. İhtiyaçlarını karşılamak için planlarını sürekli erteleyenlere, borç yükünü hafifletmek isteyenlere Şekerbank'tan tasarruf ettiren kredi. Hem ihtiyaçlarınızı en uygun maliyetli tasarruf ettiren krediyle karşılayın, hem de birikime Şekerbank'ın hediyesi bir çeyrek altınla başlayın.
Pazartesi sendromu reklamların ardından devam ediyor. Sayın Salih Tuna'nın az önce yarım kalmıştı sözleri. Hemen sözü kendisine verelim. Şimdi tamamlasın. Demokratik lütfen. Çağdaş ülkelerde dinleme faaliyetlerinin daha az hukuk devleti sürecini tamamlamamış devletlere de daha fazla olduğu tezi tartışılmalıdır. Az önce Sayın Fikri evet. Sağlar kaydetmişti. Şundan dolayı bir yanıyla doğru bir yanıyla tartışılmadır. Tartışılması gereken yanı şu. Diğer devletler kendi vatandaşları üzerinde tehdit değerlendirmesi yapmıyor. O bize ait bir gelenektir. Hı hı. Tehdit değerlendirilmesi yapılır. İç tehdit. Onlar da ikiye ayrılır. İrtica ve Kürt sorunu diye etrafında ana blok oluşturur. Daha önceki dönemlerde de hatırlarsak solculara karşı aynı şey yapılıyordu. Tehdit değerlenmesi, iç tehdit değerlendirilmesi güçlü şekilde yapılan devletler bunu daha yoğun bir şekilde kullanırlar. Ama dış tehdit değerlendirmesini yapan modern devletler de aynı yöntemleri diğer ülkelerin üzerinden yapıyorlar. Diğer ülkeleri yapıyorlar. Zaten biz bu dinleme cihazlarının en modernlerini o ülkelerden alıyoruz. Onlar yetiştiriyor, onlar üretiyorlar bunların en çağdaşlarını, en teknolojik olanlarını ve elbette bu konuda İsrail'i hesaba katmak lazım. İsrail aynı zamanda istihbarat devletidir. Bu son dinlemeleri şu ya da bu şekilde ben İsrail'i de hesaba katarak değerlendirmenin doğru olduğunu gelen düşünüyorum. Gelen tweetler de genelde ağırlıklı olarak bu yönde. Hemen Twitter adresini de bir kez daha belirtelim. @BZT_sendromu buraya soru ve görüşlerinizi atabilirsiniz. Sayın Bayramoğlu hemen ekleyin buyurun. Dedim ama başbakan bir devlet kurumu o lafını telaffuz etti zannediyorum. Yanlış mı hatırlıyorum? Şimdi ben evet, ima eder konuştu. Ben tam açık olarak söylemedi. Ben dışında bırakılmayacağını söyledim. Yoksa İsrail'in dışında hiçbir devlet güç kurumu, dinlemiyor devlet kurumu gelmiyor. Üstünden İsrail dinliyor yani, diyorsan yani. O daha da... Şimdi aslında İsrail meselesine de gelince orada da şöyle söyleyebiliriz galiba Salih Bey. Biliyorsunuz MİT müsteşarlığına Sayın Fidan atandığı zaman Ehud Barak İsrail bir açıklama yaptı ve tepki gösterdi. Ben de doğrusu bir başka ülkenin İlktir bu. Milli evet. Savunma Bakanı'nın ya da Savunma Bakanı'nın bizim istihbarat teşkilatımız başkanımızla ilgili bu sözlerini kabul edemedim ve bunu tepki niçin bizim hükümetim buna karşı çıkmıyor dedim ve çıkmamıştı. Sonra aynı şekilde Barak Amerika'ya gitti. Beyaz Saray'dan çıkarken de sordular siz böyle söylediniz Türk İstihbarat Teşkilatı Başkanı için. Tekrar ediyorum dedi. Bundan böyle bizim sırlarımız İran'ın eline geçecek korkusundayız. Şimdi bunun için söylüyorum. Devlet karşı çıkmadı derken hükümet için mi? Hükümet için söylüyorum. Hükümet Hakan Fidan'ın görevinin arkasında durarak onu atayarak zaten yeterince cevap vermiş oldu. O gün koşullarda sonra da biraz evvel Sayın Bayramoğlu'nun söylediği gibi 7 Şubat vakasında da tam arkasında çıktı. O da ayrı bir mesele. Zaten öyleydi. Şimdi tabii atayan ben başbakanın bu dinlenme meselesi bir kez daha aynı benzeri bir dinlenme gazetelerde yayınlanmıştı. O gazetenin mensupları cezalandırdılar, hapiste tutuklu olarak kaldılar. Bu ikinci galiba başbakanın söylediği ve yeni bir mesele. Buradan da şuraya gelmek istiyorum. Nuh Gönültaş'ın Taraf gazetesinde Ahmet Altan'ın istifasından sonra söylediği bir laf var. Twitter'da attığı. Koalisyon dağılmıştır. Tarafın görevi bitmiştir. Çünkü tarafın yaptıklarını Türkiye'de hiçbir medya kuruluşu yapmazdı diyerek bir açıklaması var. Bu açıklamasını niye söylediniz diye söyleyeceksiniz. Evet. Buradan aklıma şu geliyor. Hanife Avcı'nın yazdığı kitapta herkes hakkında bilgi belge tutuldu. Ve bilin ki bir zaman sonra sizlerin hakkında yani yöneticileri kastederek sizlerin hakkında da bu bilgiler belgeler ortaya çıkacağını söylemişti. Şimdi buradan Nuh Gönültaş, Hanife Avcı bunların hepsini bir araya getirirsek ben bir komplo teorisi üretmeye çalışıyorum. Başbakan da durup dururken gündem değiştirmek adına söylemiyorsa bunu. O diyor ya ben gündem değiştirme sen başbakan olamam. Gündem değiştirmek adına söylemiyor ve bir gerçeği anlatmaya çalışıyorsa o zaman içerideki bir koalisyonun çatırlaması sonrasında dikkati çekilmesi gereken yerlere mesajlar veriyor diye düşünüyorum. Bunu böyle bir değerlendirmek lazım. Oradan kendi başımdan geçen bir şeyi anlatmak isterim. Ben parlamentoya girdiğimde ilk yaptığım konuşma ITT Ulaştırma Bakanlığı'nın
Ami Bey sizler de hatırlayacaksınız. Özal döneminde santrallar yeni kuruluyordu. Bugünkü işte cep telefonlarının filan santrallarının altyapısı. O sırada ihaleye açılıyor ve o ihaleye ITT giriyordu. ITT firması işte Güney Amerika'da, Şili'de başta olmak üzere birçok olaylarda CIA ile birlikte faaliyet gösteren, darbelere arka çıkan bir firmaydı. Ben de onunla ilgili bir konuşma yapmıştım. Böyle çok bağıra çağır o zaman genç olarak. Bundan böyle şöyle de bitirdim. Bundan böyle ITT diye bu ihaleyi verirseniz siz, işte başka firmalar da var, bunları verirseniz artık bütün telefonlarımız dinlenecek. Bu söylediğim, yaptığım konuşma 1984'tü. Şimdi o zaman Veysel Atasoy, Allah rahmet eylesin, o da genç bir Ulaştırma Bakanı olarak çıktı kürsüye. Dedi ki ya sen ne diyorsun dedi, burası hukuk devletidir, kim kimin telefonunu dinleyecek? Şimdi o günden bugüne kadar o hukuk devletini idare ettiği dönemde dinledi mi dinlemedi mi bilmiyorum. Ama gelelim bundan birkaç sene öncesine. Bugünkü Ulaştırma Bakanımız Binali Yıldırım. Herkesin, biraz evvel sizler de söylediniz, hep korkarak benim telefon konuşmalarım dinleniyor korkusu içerisinde bulunan tüm insanlar bunları çok dile getirdiklerinde bugünkü Sayın Ulaştırma Bakanımız dedi ki ya kardeşim bu dinlemenin önü alınmıyor, en iyisi konuşmayın dedi. Şimdi 84'te Ulaştırma Bakanı bu hiç olmazsa, hani Yağmaz'a gürledi ya, burası hukuk devletidir, kimi dinler. Şimdi de böyle dedi. Bakın bir başka olay daha anlatayım. Bu dinlemeden daha tehlikeli bir şey. TT.net Form diye bir firmaya bütün e-mail'i olan insanların şeylerini verdi. Tabii, ne denir? Şu hikaye, evet. Şu meşhur hikaye. Bu firma Amerika'da, İngiltere'de ve en son Kore'de parlamento kararıyla ülkeden kovuldu. Çünkü bunlar e-maillerine giriyor, hepsini okuyor ve okuduktan sonra sizin profilinizi çıkarıyor. Sizinle ilgili göya hobilerinize uygun reklamlar gönderiyor. Ama aslında ne söylediğinizi, ne yazdığınızı, ne konuştuğunuzu, ne düşündüğünüzü de oradan çözüyor. Hayır, bunlara gerek yok zaten. Biz böyle bir çağda yaşamıyor muyuz Sayın Özal'lar? Twitter'ı var, Facebook'u var, insanlar yani, bilerek zaten. Yani objektiflerden her tarafı görüyorsunuz. Yani bilerek yani zaten. Şimdi kendi biz başbakanın dinleniyoruz herkese lafında, evet, bir toplum mühendisliği yapılıyor. Aha. Ama bence birilerine bir koalisyon bozulması sonrasında birilerine de mesaj veriyor diye düşünüyorum. Hı. Çünkü ortak kanı biraz evvel konuşmalardan anladığım kadarıyla zaten bunu dinleyecek olan silahlı kuvvetlerin eli kolu kırılmış bir vaziyette, elindeki bütün şeyler de ne denir, olanaklar da kaybolmuş. O zaman başkaları var. Ama asıl önemli olan mesele, yani bu bir ben tartışalım dediniz, çok doğru, evet. Salih Bey, hukukun üstüne inanmayan bir ülkedeyiz, yaşıyoruz biz. Dinlemeler, yasal veya yasa dışı dinlemeler mahkemelerde delil olarak sunuluyor ya da mahkemeler bunu kabul etmese dahi gazetelerde medya aracılığıyla insanlar itibarsızlaştırılıyor. Böyle bir iklimde başbakanın dinlenmesi son derece normal hale geliyor. Oysa ben kişisel olarak bunu ilk duyduğum anda çok büyük tepki göstermiştim. Ya niye başbakan, yani çünkü başbakan sonunda bizi yönetiyor ve gizleri var. O gizleri paylaşırken bir başkalarının duymuş olması benim yönetimimde ve benim geleceğimde, benim yaşam standardımda farklı neticeler çıkarılabilir. Bunun içindir değil midir ki güvenlikler vardır, kurulur filan her şeyin her tarafında. Ama Türkiye'de artık bu olağan hale geldi ve dolayısıyla da toplumda herhalde bizden başka kimse bu kadar fazla konuşmuyor. Yani medyada yer alanların dışında. Bir dakika sonra yani reklama gideceğim Sayın Özgür'e. Buyurun. Yani eğer aktif değilse bile başbakanın ofisinde bulunan cihaz. Böcek. Aktif değilse bile başbakanın kendisinde ve bütün toplumda tabii kim bilir neler, hangi bilgilere ulaştı birileri, duygusunu uyandırır. Yani o şu herhalde büyüklüğü şu kadar efendim, evet, bu alet çalışmıyorsa bile bu işlevi görüyor. Sizin hangi bilgilerini kim bilir neler dinlediler, neler ulaştı diye bir endişeye sevk ediyor.
Bu önemli bir şey. İki, ama bizim dediğim, biz geçen reklam arasında onu söylemiştim. Bütün toplumda kim ne düşünüyor, ne dinliyor ya, biz çok meraklıyız. Türkiye'deki davalar, yani gazetelerde ilanlar var. Sevgilinizi dinleyin. Karınızı, kocanızı, telefonlarını dinleyin kardeşim. Alın bakın şu alet 50 lira, 100 lira, 1000 lira neyse. Bunu, evet. Onun ötesinde önemli bazı insanlar, kimi telefon operatörlerindeki eşini, dostunu arayarak, onlara kimi arkadaşlarını ya da rakiplerini ya da tanıdıkları, bildikleri insanları, ilgilendikleri insanları dinletiyorlar. Dinlettiler. Evet. Bunlar yargılanıyor. Evet, şimdi yani birçok insanın bu yolda merakı var. Ama dediğim gibi bu aletler satılıyor. Evet. Hiç satılmasına gerek yok. Operatörler, telefon operatörleri, siz başvuruyorsunuz. İstediğiniz bir telefonu nerede olduğunu takip edebiliyorsunuz. Evet. Yani o yetkiniz var ya, ya da o olanak var. Operatörler bunu söylüyor. Evet, bulunduğunuz yere bu kadar kolay olmuştu. Yine de bu bir siyasi dinleme ama şöyle bir şey var. Yani Türkiye'de 70 milyon insan dinleniyor kuşkusu ve korkusundaysa, başbakanın dinlenmesi haydi haydi normaldir. Bir noktasına koyuyoruz. Gelinmiştir ve yanlış buradadır bence. Pazartesi sendromunda kısa bir reklam arası veriyoruz. Geldi, faizler şoka girdi. %0,96'dan başlayan faiz oranlarıyla 30.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi Akbank'ta. Siz de hemen Akbank'a gelin, bu fırsatı kaçırmayın. Yeni yıla mutlu girin. Akbank sizin için. İçimizde dinmeyen bir ayaz, sarıkamış. Yandex hızı. Yeni turbo internet tarayıcısı Yandex Browser. Yani internette dolaşmanın en hızlı yolu. Hemen indir, sen de hızlan. Yandex Browser. Bu bir ilk. Ayaklarını yerden gerçekten kesecek bir ilk. UFO. TTNET'te internet artı ev telefonu 44.99 lira. Ya megabitle sen ne diyorsun? TTNET'te internet ve ev telefonu bir arada. Ayda sadece 44.99 liraya. Hadi TTNET satış noktalarına. TTNET'le her şey mümkün. Zigana'dan geçmek iki ayrı ucunda iki ayrı iklim olduğunu bilmeyene zor gelir. Ama bizim için eve giden hiçbir yol zor değildir. Yolda okuduğumuzu lastiğe yazıyoruz. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Gelin Yapı Kredi'ye, Aralık ayında süper kredi alın, 6 şanslı kişiden biri olun. Sizi istediğiniz biriyle UEFA Champions League finaline Londra'ya gönderelim. Süper. Turkcell cepten internetin hızını ikiye katladı. Bu teknoloji müzikseverlere yaradı. Yeni HTC'nin Beats Audio'ya sahip mükemmel ses kalitesiyle şarkıların keyfi başka tabii. Ama aynı şarkıları iki kat hızla indirmek bambaşka. HTC'yi iki kat hızlı yapan çift taşıyıcılı internet teknolojisi sadece Turkcell'le 81 ilde. Turkcell'de bu teknoloji varken HTC Turkcell'den alınır.